Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size yine iğneden tığa çok zarif ve çok güzel yapımı da kolay olan bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Bakın şu şekilde, şöyle dalımız tıpkı Osmanlı böyle düğümü gibi çok hoş farklı bir dal. Üzerine bildiğiniz bu çiçeği yaptım arkadaşlar. Arası yol olarak da kirpikli böyle minik trabzanlar yaptım. Şöyle daha net gözükürse bu şekilde bakın. Dalı çok hoşuma gitti. Bu çoğaldıkça kendini gösteren bir model bir de arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane yapıp size gösterdim. Diğer renklerle de beraber yapacağız inşallah. Şöyle sallantılı bir duruşu da var. O da çok güzel bir hava katıyor. Şöyle iğneden ta. Hoş ve zarif bir duruşu var bakın. Böyle sallantılı hali de küpe gibi. Çok hoş oluyor. Evet, modelim bu. Şimdi anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını çiçeğimizin tarif edelim arkadaşlar. Şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda mevcut arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi iki tane çiçeğimin arasına bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane yapacağım arkadaşlar. Benimkisi model amaçlı. Fazla da çünkü çiçeğimiz böyle yakın olursa kendini gösteren bir model. Şöyle ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bir defa tığı dolayıp hemen yandaki tığ battıya şöyle 2 ve 2 alarak ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Buraya minik bir kirpik oluşturdum. Bir zincir çekip bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip şöyle 2 ve 2 alarak trabzanımı hazırladım. 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. 4 biraz büyük düşüyor. O yüzden 3 çekmeyi tercih ettim arkadaşlar. Şimdi yine bir zincir çekip bir defa tığı doladım. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde 12 tane bıraktıktan sonra şu dal kısmını yapacağız arkadaşlar. 13 tane zincir çekerek ilk dalımı oluşturacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sıkı sıkı 13 tane zinciri çektikten sonra bu trabzanın ara kısmından kapatıyorum. Bir tane buraya dalımı oluşturdum. 8 tane zincirle yukarı çıkacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ters tarafına çevirdim. Bu 16 zincirin arasından girip buraya sabitliyorum. Bakın. Bu şekilde hafif bir bolumsuluk oluşacak. Buraya yine 8 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zinciri çevirdim. Bu sık iğne ile kapattığımız noktadan girip buraya arkadaşlar şöyle bir yuva oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bunu yine aynı bu trabzan arasına kapatıp bu şekilde arkadaşlar dalımızı tamamlıyoruz. Şöyle bir zincirimizi de çekelim ki otursun. Bakın. Şöyle bak. Şu duruşu, şu bolluk duruşu arkadaşlar güğümü anımsatıyor. Size daha yakından göstermek için şöyle tığımı çıkarıp bakıtayım. Evet. Bu dalımız arkadaşlar bu şekilde
şöyle bolumsu bolumsu olarak şurayı şöyle tığımızla çekelim. Bakın çok hoş bir dal var. Ben çok beğendim. İnşallah siz de hoş farklı bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Evet, bu kadar. Çimenimiz yine ilk gösterdiğim ara suyu olan kirpikli trabzanla devam edecek. Şöyle bakın, bir zincirimizi çekmiştik. Bırakmadan önce ikili trabzan yapıp hemen 3 zincirden kirpikleri oluşturuyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yandaki boş tığ battıya şöyle 2 ve 2. 1, 2 ve 3. İpimi güzelce esnetiyorum ki arkadaşlar tiril tiril ve zarif dursun. İğne oyası zarifliğinde olması için bakın ipimi incecik çeke çeke esnettim. İncecik yaptım. Bu şekilde 1, 2 ve 3 zincir. Kapatıyorum. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Hemen 2 ve 2. 1, 2 ve 3 zincir. Kapattım. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Yandaki boş tığ battıya 2 ve 2. 3 zincir. Aynı işlem arkadaşlar bakın. Bu şekilde 12 tane bırakıyorum. Benimki dediğim gibi model amaçlı. Sonra bu dalımızı oluşturup çimeni bu şekilde devam edecek. Biz çiçeğimizin yapılışına geçelim. Evet, şöyle sık iğne ile yuvanın içerisine girip sabitliyorum ipimi. 6 tane zincir çekiyorum. Pardon arkadaşlar, burası 7 olacak. 6 ve 7. 6 zincir ile yuvalar hazırlayacağız. Kirpikler 7 zincir. Bu 1, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir. Kapatıyorum. 3, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, toplamda bu şekilde 6 tane olacak. 5 oldu arkadaşlar. Bir tane daha yapacağız buraya kirpik. 1, 2, 3, 4, 6 ve 7. 7 zincirden 6 tane kirpiğimizi yaptık. Şimdi 4 tane zincirle yukarı çıkacağız. Şöyle çevirdim. Kirpiğin içerisine girip sabitliyorum. Evet. 6 tane zincir çekiyorum. Ve hemen sıradaki kirpiğin içine kapattım. Yine kirpiğin içerisine girip sabitliyorum. Yuvamı oluşturdum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Kapatıyorum. Tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonuncu kirpiğimizin içerisine de girip şöyle yuvaları hazırladık. Bakın 6 tane kirpiğe 5 tane yuvamızı oluşturduk. Bir zincirle dönüşümü yapıp bu ilk yuvanın içerisinden sık iğne ile sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle kirpiğimi oluşturdum. 2 tane zincir hemen yanına. 2, 3, 4, şöyle sonuncu ve 5. Evet. Başına hemen bir sık iğne yapıp 5 tane de ikişer zincirden kirpiği hazırladım. Yine sık iğne ile hiç zincir çekmeden geçiyorum. Aynı şekilde buraya da 2 zincirden 5 tane kirpik yapacağız. 2 zincir kapatıyorum. Şöyle 3, 4,
2 zincir, 5. Sıradaki sık iğneme sabitliyorum. Şöyle 2 zincir, 3, 4 ve 5. Sıradaki yuvaya 2 zincir sabitledim. 2, 3, 4 ve 5. Bakın yuvaları bu şekilde hazırlıyoruz. Hemen sık iğne ile geçiş yapıyorum. Son yuvamızı da yapalım. Şöyle 2 zincir kapattım. 2 zincir 2, 2 zincir 3, 2 zincir 4, 2 zincir 5. Şöyle bir püf noktası var bakın arkadaşlar. Şu dönüş yaptığımız 4 zincirli yuva var ya, koparmıyoruz bakın. Oraya da bir sahte sık iğne geçiriyorum ki arkadaşlar şu yuvarlak meyilli güzel duruyor orası. Böyle sahte sık iğne yapınca şu ipten göremediysen şu şekilde bakın 4 zincirli dönüş yaptığım yere girip sahte sık iğne yapıyorum. İpimi de koparıp şöyle kalıp gibi hoş ve zarif bir modelimiz oldu. Şu ipleri yakıp temizleyelim arkadaşlar, hemen geliyorum. Evet, modelimizi hazırladık arkadaşlar. Şöyle çok hoş ve güzel bir model oldu. Zarif bir model oldu arkadaşlar. Evet. Şöyle birken farklı, iki tane olunca daha farklı böyle renkleri açıyor arkadaşlar. Güzel bir model gözüküyor bakın. İki tane olunca daha hoş. Şöyle yan yana duruyor. Sarının rengi ışık biraz çok açık. Farklı çıkıyor kahvemsi gibi de. Ama ikisi de çok güzel arkadaşlar. Şöyle tutayım. Koyu tema oluşturalım. Bana da belki de öyle geliyordur. Evet. Çiçeğimiz bu arkadaşlar. Çok güzel duruşu var. Sizler de arkadaşlar bu şekilde sayılarına uyarak yaparsanız zarif böyle tül gibi güzel bir çiçek buketiniz olur. Şöyle ters tarafından da ütülendiği takdirde bakın ütüye de gayet giden bir kolay bir model. Kolay örnekler çekiyorum arkadaşlar. Birazcık anlamışsınızdır hassasiyetimde rahatsızlığımı da. Rabbim tüm ümmeti Muhammed'e şifa versin Şafi ismiyle. Evet, modelim bu. Şöyle göstereyim elimin içi. Beğeni ve yorum yaparak kanalıma destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.